Merhabalar sevgili güzel ruhlar. Merhabalar Güneş burcu, Ay burcu, Yükselen burcu, ikizler olan herkes. Evet, Kasım ayı içerisinde sizleri neler bekliyor? Bugün bunlara bakacağım. Bunun için kartlarımı açacağım ve enerjileri yorumlayacağım. Umarım sizler için çok güzel bir açılım olur ve uyumlanırsınız. Eğer uyumlanırsanız da videomu beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi gelin hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. İkizleri Kasım ayında neler bekliyor? İkizler burçları için bu ay hangi konular, hangi yollar daha açık? Hangi taraflarda biraz temkinli olmak gerekir? Aşk, ilişkiler, kariyer, finans. Tüm konulara odaklanmak istiyorum bu açılımda. Hemen başlayalım hadi. Evet, bir dünya kartı ile açıldı destemiz. Çok güzel bir başarı elde edebilirsiniz sevgili ikizler. Yani bu Kasım ayı sizin için gerçekten başarı ayı olabilir. Yani daha önceden emeğini verdiğiniz bir takım konuların sonlanmasını, son adımını, son aşamasını bu ay içerisinde halledip sonrasında da başarınızın keyfini çıkartabilirsiniz. Ve güzel bir takım sizi sevindirecek, sizi mutlu edecek tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Spiritüel anlamda aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bir şeylerin daha çok farkına varabilirsiniz ve gerçekten bu aydınlanma sizde bir şeylere çok daha farklı gözle bakmaya da bakmanıza da sebep olabilir. Ve yine böyle bir özgürlüğünüz var. Bu böyle hem biraz genel anlamda bir özgürlük gibi, hem böyle finansal bir özgürlük gibi, hem belki kariyer alanında bir özgürlük gibi. Yani bu bence her şeyi kaplıyor, ilişkileri de kaplıyor. Biraz istediğinizi yapma özgürlüğü bu. Ve kendinizle de genel anlamda çok gurur duyacaksınız. Kendinizden memnunsunuz diyebilirim bu ay. Bu ay kendinizi çok seviyorsunuz. İkizler zaten genelde kendilerini severler. Ben de onları severim. İkizlerle iyi anlaşırım. Ama çok çok böyle kendinize gurur duyacaksınız. Bu da çok güzel bir enerji. Çok yüksek bir frekans. Kendine gurur duymak, kendini sevmek, kendiyle övünmek çok güzel, yüksek bir frekans. Ve devam edelim. Bakın burada evet biraz belki burada biraz daha dünyevi şeyler var. Biraz daha başarılar var. Maddi kazançlar var. Aslında böyle sadece dünyevi değil ama burada biraz da böyle ruhunuzun gerçekten neyi arzuladığını da irdeleyeceğinizi görüyorum. Yani bunu keşfetmek için içinize dönebilirsiniz. Bunu keşfetmek için şurada da spiritüel aydınlanma da yaşayacaksınız demiştim. Burada yine aynı şey var. Ya bu aydınlanmayı yaşayabilmek için hani böyle bir içinize dönmek, meditasyon yapmak, maneviyatınıza dönmek bunları yaşayabilirsiniz. Ama gerçek anlamda yani ciddi anlamda bir şey yapmış olmak için yapmayacaksınız. Bunu hissediyorsanız, çekiliyorsanız bunu gerçekten yapabilirsiniz. Ve bazı konularda da evet böyle bir başarılarınızı alacaksınız bir tarafı. Onları böyle ayrı bir yere koyacaksınız ama bazı konularda da henüz harekete geçme zamanı değil. Yani bir takım şeylerin de şöyle bir demlenmesine, biraz daha olgunlaşmasına izin vermeniz gerekecek sevgili ikizler. Ve sezgisel yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceğinizi, bununla ilgili böyle içinizde bir heves olacağını, aynı zamanda da
sezgilerinizi de dinleyip hatta kendi sezgilerinizi şöyle bir tartabilirsiniz. Aa, şöyle bir şey sezdim. Hani bakalım olacak mı? Bakalım doğru mu? Diyebilirsiniz. Ve sonrasında da bunların doğru olduğunu görüp artık sezgilerinize, size gelen o manevi anlamda size gelen o bilgilere güvenmeyi öğreneceksiniz diyebilirim. Ve burada heyecan verici bir takım sizin böyle zihninizi açıcı bir takım konuşmalar, sohbetler de yapabileceğinizi görüyorum. Özellikle belli bir kişi sanki ön plana çıkmış. Bu kişi biraz daha toy enerjiye sahip birisi. İlla ki yaşı çok küçük olmasına gerek yok ama toy enerjiye sahip birisi. Böyle mantıklı birisi ya da mantıklı olmaya çalışan birisi. Algısı ve kavrayışı güçlü birisi ama dobra birisi gözüküyor. Ve hani böyle sohbet etmekten, beyin fırtınası yapmaktan, konuşmaktan hoşlanacağınız bir kişi var burada. Ve bu kişiyle biraz böyle fazla zaman geçirebilirsiniz. Bu böyle bir yakın arkadaş olabilir, iş yerinizden bir arkadaşınız olabilir. Ama çok romantik bağınız olan biri değilmiş gibi geldi bana. Biraz daha arkadaş çevresi, o tarz bir ilişki. Ve ihtiyacınız olan ama zor ulaşabileceğiniz bilgilere de bu kişi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu kişinin biraz toy gibi görünen bir tarafı olabilir ama çok dahice içgörüleri de olabilir. Çok dahice bilgidir. Yani dahice bilgi demeyelim ama dahice görüşleri olabilir. Bunları sizinle paylaştığında size bence sadece spiritüel anlamda değil birçok farklı anlamda da sanki böyle aydınlanmalar yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Genel olarak bu ay içerisinde böyle imzalayacağınız, sonuca bağlayacağınız belgeler, konular bunları çok dikkatli incelemenizi söylüyor kartlar. Yani böyle hani nasılsa tamamdır ya deyip hemen bir şeylere tamam demeyin. Hemen bir konuyu kapatmayın ya da imzalamayın. Oraları biraz incelemeniz gerekebilir. Yine ikizlere Kasım ayı içerisinde yolculuk var. Yolculuk, seyahat, taşınmak, yeni bir düzen kurmak. Bunlar yine odak noktanız, ana konularınızdan birisi olabilir. Devam edelim. Yani yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çok özgüvenlisiniz bu ay. Zaten kendinize de gurur duyacağınızı söylemiştim. Haklı bir gurur ama bu. Ve böyle zeki tarafınız, yetenekli tarafınız, bağımsız tarafınız bazen de biraz aşırıya kaçıp kontrolcü tarafınızı ortaya da çıkarabilirsiniz. Ama kendinize inanacağınızı görüyorum. Ve hayallerinizi gerçekleştirme yetinizi de asla hafife almayın sevgili ikizler. Biraz böyle manifest çalışmalarınız da çok hızlı gerçekleşebilir. O çalışmalar çok hızlı böyle tutabilir kendisini gösterebilir. İş ve özel hayat arasında da denge kurmaya ihtiyacınız olacak gibi gözüküyor. Yani böyle birinden birini biraz abartabilirsiniz ki bana kalırsa birazcık iş hayatınızda daha yoğunlaşma potansiyeliniz var. İş veya eğitim diyelim. Hani beni dinleyen yaş grubu biraz daha kariyer alanındaki yaş grubu olduğu için çok fazla eğitime detaylı girmiyorum ama bu işle ilgili söylediğim her şey aslında yani çoğu şey eğitime de uyarlanabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani buralarda bir denge kurma ihtiyacınız olabilir. Yani böyle işle çok ilgilenirken özel hayatınızdaki kişiyi birazcık ihmal edebilirsiniz. Belki bunu o söylemeden fark etmeyebilirsiniz. Oralarda bir denge kurma ihtiyacı yaşanabilir. Biraz ego ön planda olabilir. Aslında biraz önce bu kendinizle gurur duyduğunuz kısımda ben onu bir tık hissettim ama hadi söylemeyeyim dedim. Ya biraz böyle kapana kısıldığınız yanılsaması içerisine girebilirsiniz. Biraz böyle ay özgürlüğüm elden mi gidiyor acaba düşünceler içerisine girebilirsiniz. Ama bu biraz yanılsama olacak. Özgürlüğünüz elden gitmiyor merak etmeyin. Ve bir takım olayların, bir takım durumların sorumluluğunu kabul etmeniz gerekecek. Ve mutluluğa giden yolda ilerlemenize yardımcı olacak bir takım seçimlerde yapacaksınız.
Onun dışında böyle bağımlılıklarla ilgili, sağlıksız alışkanlıklarla ilgili yine gündemler olabilir. Bunları bırakmak isteyebilirsiniz, azaltmak isteyebilirsiniz, farkına varabilirsiniz. Bu konuda üstünüze düşeni yine yapacaksınızdır diye düşünüyorum. Genel olarak hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçının arkadaşlar. Anlamaya çalışın bu ay içerisinde. Yargıladığınız şeyler yani hani demişler ya büyük lokmaya büyük laf konuşma diye yargıladığınız şeyler sonraki zamanlarda sizin de karşınıza çıkabilir. Karma oluşturmayın o yüzden. Yani birisi de bir şey anlatıyorsa bile yargılamadan sadece dinleyebilirsiniz. O yüzden çok da böyle anlamaya çalışabilirsiniz belki de. Burada çok güzel bir kupa olmuşsu gelmiş. Mutlu bir evlilik, muradına ermek, duygusal olarak tamamlanmak, bir aşk macerasının belki de böyle ciddi bir ilişkiye dönüşmesi. Çocuklarla ilgili konular, çocuklarınızla sevgi dolu bir ilişki, bütün bunları gösterir aslında. Partnerinizle ilişkinizi çok güzel bir noktaya taşıyabilirsiniz eğer varsa bir partneriniz. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilişkiniz sevgi dolu bir noktaya gelebilir. Onlara vakit ayırabilirsiniz hakkıyla, kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Çocuklarınızı akıllıca ve başarılı bir şekilde yetiştirmek isteyebilirsiniz ve bu ay belki bununla ilgili biraz daha üstünüzde sorumluluk hissedebilirsiniz sevgili ikizler. Çocuklarınız varsa tabii çocukları olanlar için söylüyorum. Ve yine yakınınızda hani böyle insan ilişkileri anlamında güvenebileceğiniz bir takım insanların da olduğunu fark edip rahatlayabilirsiniz. Kendinizi böyle hafif hissedebilirsiniz, güzel hissedebilirsiniz. Bunlar Kasım ayı etkileri sizler için. Yine Kasım ayı içerisinde ilahi güçler tarafından korunduğunuzu hissedebilirsiniz. Kötülüklerin size ulaşamadığını deneyimleyebilirsiniz. Yani böyle bir şey olacakken olmaz. Ya da böyle bir konuda böyle bir şansınız yaver gider, bir şeylerden kurtulursunuz vesaire. Bununla ilgili deneyimler yaşanabilir ve böyle şükredebilirsiniz. Gerçekten hani böyle ben galiba gerçekten korunuyorum yani böyle bir takım güçler beni koruyor diyebilirsiniz. Negatif enerjilerin gitmesi de söz konusu yine. Belki böyle geçmiş ay veya aylarda biraz negatif etkiler altında olduysanız bu ay o negatifliğin kalktığını hissedebilirsiniz. İlişkilerinizin daha böyle hafiflediğini, kendinizin de daha böyle hafiflediğini ve daha mutlu olduğunuzu, daha keyifli olduğunuzu hissedebilirsiniz. Aldık, kabul ettik diyelim. Ve aşk hayatınızla ilgili bir kişiyle özellikle aklında biri olanlar için bunu söyleyeceğim. Aklında biri olup da yalnız olanlar için, hayatında biri olmayanlar için söyleyeceğim bu kısmı. Yeniden bir araya gelme ihtimali olabilir arkadaşlar. Yani böyle kalp kalbe karşı durumunu yaşayabilirsiniz. Sizin düşündüğünüzü, sizin hissettiğinizi karşı tarafta hissediyor olabilir ve bunu keşfedebilirsiniz. Ya farkına varabilirsiniz. Hani konuşmayla olabilir, bir şekilde iletişim kurarak ya da belki birilerinden bir şeyler duyarak olabilir ama tekrardan bir araya gelme ihtimaliniz olabilir. Belli ki sizin özlediğiniz birisi de sizi özlüyor. Ve bir takım ılımlı ilişkiler görüyorum. Yani böyle belki de çok korkutmadan, çok fazla büyük sözler vererek değil de biraz daha ılımlı, biraz daha böyle sakin, özellikle tekrardan bir araya gelmeleri için biraz daha ılımlı ve sakin ilerleyebilir ilişkiler. Biraz aşk hayatını karıştırmış olan ikizler için. Hani böyle belki birden fazla flörtü olanlar, biraz böyle üçlü ilişkilere belki girmiş olanlar için. Aşk hayatınızda temizlik vakti. Yani biraz bunu hissedeceksiniz. Evet, bu bana yük geliyor, ağır geliyor, kontrol edemiyorum diyebilirsiniz ve biraz aşk hayatınızda bir temizlik vakti içerisine girebilirsiniz. Şöyle de olabilir. Hani çok fazla flörtünüz vardır ama hiçbiriyle bir bağ kuramıyorsunuzdur ve bu onlara zaman ayırmak size biraz ağır ve aşağı düşürücü geliyor olabilir. Dediğim gibi temizlik vakti. Bu zamana kadar size yük olan, biten tüm ilişkilerden de
kurtulma ve yeniye kapı açma vakti sevgili ikizler. Yani biraz böyle düşünmeyi bırakacaksınız. Artık geçmiş, bitmiş ilişkileri de düşünmeyi bırakacaksınız. Belki yani şu an tamamen yalnızsınız. Belki flörtünüz bile yok, hiçbir şey yok. Ama geçmiş ilişkiler hala aklınızı kurcalıyor. Hala böyle aklınızda düşünüp düşünüp onları canlandırıyorsunuz belki. Bunları da böyle bir bırakma vaktiniz gelmiş. Bunu da fark edebilirsiniz bu ay böyle. Yaşadığınız bir şey size bunu fark ettirebilir. Genel olarak artık bu sizi yoruyor olabilir. Yani biraz akışa bırakacaksınız kendinizi. Akışa bırakmanız da çok iyi olacak sizler için aslında. Omzunuzdaki yükleri artık atıyorsunuz. Özellikle aşk hayatınıza dair. İlişkisi devam edenler için. Şu anda hali hazırda bir ilişkisi olan ikizler için biraz fikir ayrılıkları ortaya çıkabilir arkadaşlar. İlişkiniz içerisinde yani belki de biraz daha uzun vadeli süren ilişki, evlilik gibi durumlar içerisinde. Yani partnerim bana yeterince ilgi göstermiyor diyebilirsiniz. Yeterince sevgisini hissettirmiyor diyebilirsiniz. Böyle duygusal bir boşluk içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi. Ama şunu söyleyeceğim. Hatta belki böyle bir şeylerden şüphelenebilirsiniz. Bir takım gizli işler mi çeviriyor arkamdan, işte bir şeyler mi yapıyor diyebilirsiniz. Ama konuşarak, partnerinize iletişim kurarak bu konuları da aşabileceğinizi söyleyebilirim. Yani ilişkisi olanlar çok çok büyük sorunları olmadıkları müddetçe ilişkiyi böyle ufak sebeplerden, ufak şüphelenmelerden ya da ufak böyle bıkkınlıklardan bitirmesinler. Çünkü konuşarak bir şeyleri çözme şansınız olacak. Ve bu ay içerisinde sizlere yolculuk, seyahat var demiştim. Bunları partnerinizle, sevgilinizle de gerçekleştirebilirsiniz. Belki direkt olarak sevgilinizle bir plan yapıp bir seyahate çıkabilirsiniz. Bir ufak bir tatil, bir yolculuk olabilir. Bazılarınız dediğim gibi taşınabilir. Taşınmayla ilgili karar alınabilir. Ya da direkt olarak bu ay içerisinde bir takım taşınmalar gerçekleştirebilirsiniz. Ama böyle hayatınıza da yeni bir düzen kurma isteğiniz gelecek. Yani biraz böyle yılın sonuna da yaklaşıyoruz artık. O hani yıl sonu ya da o yeni yıl etkisini şimdiden hissediyor olabilir bazılarınız. Bununla ilgili de dilediğiniz gibi aslında hareketler alabilirsiniz. Ama burada şunu görüyorum, böyle uzun uzun planlamak değil. Hani bir şey istiyorum, bununla ilgili böyle bir ilk adım atayım. Belki çok büyük bir adım olmayacak ama böyle ufak bir adım atayım bununla ilgili diyebilirsiniz sevgili ikizler. Bu ay sizler için şunu söyleyebilirim, olumlama cümlesi olarak. Gerçekten çok başarılıyım ve kendimle gurur duyuyorum diyebilirsiniz. Ve bu başarılı olduğunuz konuyu, hangi konu olmasını istiyorsanız, ilişkiler olabilir, maddiyat olabilir, kariyer olabilir. Ki böyle kariyer ve maddiyat aslında... Maddiyata çok değinmedim ama orada kariyer ve maddiyat bence orada birlikte ilerliyor. O anlamda güzel enerjiler var oralarda. Hangisini istiyorsanız, hangi konuda başarılı olmak istiyorsanız ona niyet ederek bu olumlama cümlesini yorumlara yazabilirsiniz. Kendimle gurur duyuyorum ve çok başarılıyım. Bu ayın sizler için olumlama cümlesi olsun. Yazıp o enerjiyi güzel bir şekilde titreştirelim. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoma bir beğeni bırakırsanız, abone değilseniz abone de olursanız çok memnun olurum. Kanal bildirimlerini de açarsanız videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki açılımda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizlere çok güzel bir Kasım ayı diliyorum. Sevgiyle kalın.